Diyorlar ki, hani maalesef feminist dedim de, neden maalesef feminist? Onlar olmasa sosyal bilimler nasıl olacaktı acaba? Çok daha iyi olacaktı bence. Evet. Ama ya, siz olmasaydınız kadınlar feminist olmayacaktı. Şimdi sosyal bilimlerde komünist, maskülinist falan var mı? Sosyal bilimlerde bir tarafı tutunca bilmiyorum. Yani, kadın hakları, erkek hakları diye bir şey var mı? Keşke olmasa, keşke olmasa. Ben de burada hani feminist lingvayı kullanmak istemiyorum ama hakikaten dili, çünkü sonuç itibariyle erkekler sistematik bir şekilde o kadar kadınları her şekilde eziyorlar ki her yerde. Estağfurullah. Evet. Eziyorlar. Kadınlar da ne yazık ki bizim ülkemizdeki bazı bakanlar da bunu çok güzel körüklüyor. Ama sonuç itibariyle kadın bakanlar bunu yapıyor. Ya şu bir sürü adam şu kadın bakan oldu. Diye. Kadın bakanlar oldu. Türkiye'deki örnekler de iyi değil ama sonuç itibariyle ne yazık ki sorun var diye bu insanlar feminist oluyor. Yoksa ezilmese, hakları yenmese, bu kadınlara bir şekilde... Evinde otur çocuk yap, vallahi üç tane çocuk yap denmese, o zaman bu kadınlar çıkıp. Hem de hizmete giden kadından hiçbir şey olmuyor. Sesi de çıkmıyor. Evet. Feminizm başka türlü. Mor iğne takıp, bazı da mor iğne taşıyorlar hani bu kadar iğneler. Onu böyle görmedim ben. Kurdeleli mor iğneler vardı. Evet. Ya bir şey soracağım. Daha önce bahsi geçti ama benim şahsi kanaatim tabii. Sen hiç güzel Pelin Hanım gibi bir feminist gördün mü? İşte bu feminist. O feminist değil o. Feminist değil mi? Kendini feminist zannediyor. Feminist. Zannediyor. Bu da direkt erkek ağzı yapıyor. Zannediyor. Allah aşkına neye maruz kaldığını görüyorsunuz. Mütefehhümüş. Allah kurtarsın. Kendi feminist zannediyor zavallı. Yani bir de ben burada hani sesim yok. Bayan Pelin. Ses olmayan kadın Bayan Pelin. Siz feminist misiniz? Siz feminist misiniz? Ne yazık ki feminist olmak durumundayım. Tabii. İzleyen arasında. Ayıp mı yahu evet demek? Hayır evet oldu. Yani şöyle çünkü. Ya normalde yok. Erkekler ezmese ya feminizm diye bir şey olmuyor. Evet, feminist evet feminist. Kim eziyor ya sevgili büyükelçimizin kimse ezecek hali yok. Babam, kardeşim, etrafımdaki erkeklerde hiçbir sorun yaşamıyorum. Ama bu programda bile, bu programda bile. İki tanesi Allah'ın cezaları Allah Allah ya. O zaman şey yapmanız lazım. feminist sevgili seyircilerimiz, feminizmde büyük değişim var. Evet. Çünkü söylüyordum ben güzel feminist görmedim şimdiye kadar diyordum. Bir tane varmış. Gerçekten feminist. Var daha var ha. Var. Var. Amerika'da var. Bizdekileri diyorum canım. Abi bizdeki de var da söylemeyeyim yani, şimdi. Bizdekileri de hiç ben görmedim. Abi şımarırlar mı? Şımarır. Benim tarafımda sanıyordum birden bir şımarırlar lafı duydum. Güzel değil. Evet efendim. Feministler olmasa sosyal bilimler çok daha iyi olacaktı. Peki. Erkek hakları var mı? Kadın haklarıymış. Ya Allah, o zaman Allah. Bir gün gerçekten geçen pazar günü edin. Ben bu programdan çıktım. Erhan biliyor. Bak sabah bir seyircimiz Bayan Peri diyorlar ki komünistlik parayı bulunca feministlik kocayı bulunca bitermiş. Ama endoğunluğu fazla da öyle demez. Başka türlü. Kocadan bıkıp bunlar başka bir şey yaparlardır. Beni gayet iyi tanıyorsunuz. Ne koca derdim var, ne para derdim var. O yüzden feminist olmadım. Ben geçen hafta mesela oturuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca bir parlamentoyu doldurmayacak kadar kadın milletvekilimiz olmamış. Niye? Yani, diyorsun niye? Ki? Niye? Herkes çünkü kadın erkekler... olacak, herifler ne yapacak o zaman? Olur Allah aşkına şey? Kadınlar o kadar az ki yani BDP haricinde, ya kadınlar bütün, haricinde doğru düz bütün edebiyat kadın yok. Fakültelerimizin yani yarıdan çoğu hatun yani, karşı değiliz yani ona. Sadece ona bak. Evet ama esen politikaya yok. Giremiyorlar işte. Politikaya girmek için girilmiyor. Başka vasıflar gerek hayır, demek onu başka götüremiyor. Hayır, kadınlar hayır, diyor ki onu, siz yeterince Erhan, şeyiniz var mı? Erhan mesela? Dur bir dakika. Yeterince vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? AKP'deki kadın üyeler dışında ben doğru dürüst çalışan, koşuşan partili hatun görmedim. Erkek de belki görmedim diyeceksin ama birileri koşuyor. Yani bütün partilerdeki kadın üyeler koşmadan böyle deus ex machina tepetle bir yere oturmak istiyorlar. Oturur, oturmayabilir ama o zaman hocam, istenen size olmaz. Yani şimdi şu beğenmediğimiz Alman, Avusturyalı bilmem ne parlamenterler var ya hatunlar. Bunlar çalışıyor azizim. Hiçbir oraya sembille inmiyor.